Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 90'ların sonunun ve 2000'lerin başının vebası olan Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisinden bahsedeceğim. Bir Genç Kızın Gizli Defteri'ni bilmeyen yoktur herhalde. İlk kitabı kendi ismiyle, ikinci kitabı Arkadaşlar Arasında, Kendi Ayakları Üstünde, Adım Adım Hayata, İşte Hayat. İşte Hayat'ta bitmesi gerekiyordu sözde. Sonuna hatta bir veda yazısı yazmıştı. Ama sonradan Şimdi Düğün Zamanı diye işte evliliğini falan anlattı ve oradan 5-6 kitap daha yazdı. Ben şimdi en son ortaokuldayken bu kitapları okuyup bitirmiştim ve bana böyle inanılmaz gelmişti. Ve sonra büyüdüm. Biz 90'lı nesil Serra'nın hayat hikayesini istemezsek de merak etmeye başladık. Ve dedim ki tekrar okuyayım bakayım dedim. Hani bir yetişkin gözüyle bakayım nasıl bir kitapmış. Bir inceleyeyim dedim. Ve ilk iki kitabı okudum. Bugün ilk iki kitaptan bahsedeceğim. Bu kitapları ben okurken biraz araştırma yaptım aynı zamanda. Ekşi Sözlüğe girdim. YouTube'a, Goodreads'e falan girdim. İnsanların fikirlerini merak ettim. Ve o şekilde size sunmaya çalışacağım. Bu arada bu kitapların bana şöyle bir katkısı oldu. Ben günlük yazmaya başladım ortaokulda. Bu benim ilk günlüğüm. Şöyle. İkinci günlük, üçüncü günlük, şöyle bunlar benim hepsi günlüklerim. Ama ben Serra gibi işte bugün Dilek bize geldi. İyi misin dedi Dilek. Ben de hayır iyi değilim falan diye tutmadım tabii ki. Ben daha çok journaling tekniğiyle kafamı dağıtmak, kendimi psikolojik olarak rahatlatmak, kimi zaman duygularımı, düşüncelerimi, kimi zaman da hayatımdan geçen olayları yazmak için. Ayrıca ben yurt dışına gittiğimde oradaki olayları bir tek fotoğraflayarak deneyimlemek istemedim. Karşılaştığım bütün karakterleri, bütün yerleri, bütün her şeyi kayıt altına alıyordum ben günlüklerle. Hatta bu da gittiğim yerleri boyamışım falan. Ben bu kitapları alırken utana utana aldım. Sahaflardan aldım ucuza alabilmek için. Çünkü açıkçası tekrardan bir ton para bayılmak istemedim. Ama İpek Ongun'un gençlik serisi olarak hala herhangi bir kitap evine girdiğinizde kocaman rafları olması bile inanılmaz trajik bir durum. Çünkü İpek Ongun'un gençlikle alakası bile yok. Mesela Dost kitap evine gittiğimde hala kocaman bir rafı var İpek Ongun'un. Mesela bir sahafa girip 13-14 yaşındaki kız kardeşime bir kitap arıyorum, genç kız kitabı. Ne alabilirim falan dediğinizde hiç Harry Potter ya da ne bileyim Alacakaranlık serisi bile daha iyi olabilir yani. Jane Eyre, İşte Jane Austen falan bunları öneren de yok. Tam bu kadarını zaten beklemiyorum. Ama genç kız kitabı dendiğinde herkesin İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri'ni önermesi gerçekten bana çok trajik geldi. Ha bir de şey var, daha beteri de var. Wattpad olayları falan var. Onlara zaten hiç girmiyorum. Ama yine de korkunç bir durum. İpek Ongun'un en büyük problemi gerçekten kopukluk. Gerçeklikten, dış dünyadan, etrafındaki insanların nasıl şartlar içerisinde yaşadığından tamamen kopuk bir şekilde yazmış bu kitapları. Öncelikle kendisi zengin, üst sınıf bir aile mensup, bir beyaz Türk. İpek Ongun zaten Arnavutköy Lisesi mezunu, İstanbul'un en gözde semtlerinde yaşamış, Ankara dendiğinde aklına ilk Bahçelievler'den gelen bir insan. Mesela Serra öğrenci olduğunda, ya sonuçta orta halli insanlar bunlar ama bunu düşünemeyip Bahçelievler'de bir eve yerleştiriyor. Bunun gibi tamamen Türkiye gerçeklerinden habersiz bir kadın bu. Bir de 40 doğumlu falan herhalde, yani 40'larda doğmuş kendisi. O yüzden şu anki gençliği zaten anlamasını düşünmüyorum. Çünkü 40'larda doğmuş bir insanın, İngilizcesi baby boomer, Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum. 40 ve 60 arasındaki neslin gerçeklikleri çok farklı. Onların yaşadıkları şeyler, onların hayat anlayışları, onların ahlak anlayışları, onların hayata bakışı, işte cinselliğe bakışı çok farklı. Çok daha muhafazakar ve tutucular. Modern olsalar da modern muhafazakarlık diye bir algıları var. Çünkü sonuçta o yıllarda doğmuşlar ve o yıllarda dünyanın her yerinde, yani mini eteğin çıkmasından önce doğmuş bu insanlar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu bir dönemde doğmuş bu insanlar ve tamamen farklı yaşamışlar bizden. Öncelikle bunun gerçekten kopukluğu hakim İpek Ongun'un yazdığı şeylerde. Hayatları şöyle, Amerikan sitcomu gibi. Serra ve annesinin bir problemi olduğunda beraberce oturup konuşarak çözüyorlar. Bu çoğu Türk ailesinde olmayan bir durum. Çoğu Türk çocuğu ne annesine ne babasına bu kadar duygusal olarak yakınlaşamıyor. Mesela şöyle, regl olduğumuzda kaçımızın annesi bizi oturtup bak kızım şu şöyledir, bu böyledir, sen bundan sonra şunları şunları kullanacaksın, işte cinsellik şöyledir, böyledir ya da
ne bileyim kaçımızın babası karşımıza oturup sen erkek arkadaşını yemeğe getirebilirsin, erkek arkadaşınla ilgili bir sorun olduğunda benimle konuşabilirsin diye kaçımızın annesiyle babasıyla biz bu kadar açık ilişkilerimiz olabildi ki? Çoğu zaman saklayarak ya da ne bileyim görmezden duymazdan gelerek, zaten Türk kültürü görmezden duymazdan gelme üzerine kurulmuştur. Ya bu eşcinsellerde falan da geçerli. Mesela eşcinsel olduğunu çok belli oluyorsa bile anne baban seninle bunun hakkında yüzleşmek yerine bunu görmezden gelmeyi tercih ederler. Aynı şekilde Türkiye'de ünlüler olmuştur, eşcinsel ünlüler. Bu eşcinsel ünlülerin eşcinsel oldukları çok açık ve net bir şekilde ortada olsa bile bizim halkımız sadece görmezden gelir. Küçük bir çocuk olarak bunu okuduğunuzu düşünsenize. Sonuçta bu kitabı eline alan o milyonlarca, binlerce insan, binlerce çocuk var. Ve mesela Bir Pırıltıdır Yaşamak kitabından bir örnek vermem gerekirse, işte garajınıza inin, garajınızı temizleyin. Anne babanıza bu şekilde yardım edebilirsiniz. Türkiye'de kaç tane insanın garajı var, müstakil evi var? Veya Serra'nın her yaz İzmir'e, Çeşme'ye falan gitmesi. Türkiye'de kaç tane insan işte Ege taraflarından, Akdeniz taraflarından değillerse kaç tane insan oralara denizli tatile gidebiliyor? Bir de belli etmek istemese de inanılmaz sınıfçı. Şöyle mesela babaannesi tutucu bir kadın, dindar bir kadın, işte başörtülü bir kadın muhtemelen. Ondan nefret ediyor. Onun evine gitmek istemiyor. Onun evinde sıkılıyor. İşte babaannesi kurşun döken, şiveli konuşan bir insan. Ama anneannesi tayyörlü, manikürlü, pedikürlü, dedesiyle valiz yapan bir insan. Ve Serra anneannesini inanılmaz seviyor. Bunun başka örnekleri de var. Mesela Serra birinci kitapta bir kitap dükkanına gidiyor. Gittiğinde orada ilgilenen biri yaklaşıp herhangi bir şey istiyor musun diye kaba bir üslupla kendisine bir sorular yöneltiyor. Serra da arkamdan bir kırucuk yaklaştı, bana böyle böyle dedi, ne kadar iğrenç insanlar var falan diye tepki gösteriyor. Sonra başka bir müzik dükkanına gidiyor. Bu müzik dükkanında da üniversiteli, tişörtünde ezbere hayır yazan, bu arada o zamanlar insanların rebellious olduğu durum bu muydu yani, ezbere hayır. Bana çok cringe geldi yani, bir insanın giyebileceği en ilginç tişörtün üzerinde ezbere hayır yazması. Yani bilmiyorum, çünkü 90'larda 2000'lerde de sonuçta politik meseleler vardı, feminizm vardı, başka şeyler vardı. Yani insanların en büyük meselesi ezbercilik mi değildi yani. Ben bunu da gerçekten kopukluk olarak nitelendiriyorum. Çünkü kadının şöyle bir durumu var, politikaya dair bildiği tek şey Atatürk. Bunu da nasıl yapıyor? Ders kitaplarında çok farklı olmayan bir şekilde aralara Atatürk'ü ve nutuğu sıkıştırma. Mesela Serra nutuk okuyor ve bitiriyor. Hangi genç kız, hangi lise 2'ye giden kız tuğla kadar nutuğu okur, bitirir ve ay canım kitabım, çok sevdim nutuğu. Nutuk da Atatürk şunu anlatıyor buna. Hayır. Yani tabii ki isteriz. Tabii ki güzel bir şey bir insanın nutuk okuması ya da tarihsel başka kitaplar okuması. Hitler'in Kavgam kitabını bile o yaşta bir çocuk okusa dersiniz ki bu çocuk bir şeylere ilgi duyuyor. Ya sonuçta ilgi duyduğunun göstergesidir bu. Serra o açıdan tabii ki ilgisiz bir kız sayılmaz. En azından kitap okuyor ve okuduğu kitapların bir değeri var. En azından İpek Ongun okumuyor. Ama gerçek değil yani. Ve buna özenip nutuk okuyacak liseli sayısı da bence %1 falandır yani. Mesela politik olarak biraz daha aktif olan, en azından kendini daha farklı konulara yöneltebilmiş Toprak diye bir kız var. Ve Toprak'la da bütün seri boyunca böyle alaya alınıyor gibi. Ya açıktan açığa olmasa da içten içe mesafeli olma hali var. Bana şeyi hatırlattı. Ben sinema dersi alıyordum geçen yıl. İşte hocamız akademisyen olmamızın bizim için ne kadar iyi olacağından, ülkemize ne kadar faydamız dokunacağından bahsediyordu. Ben de demiştim ki, ama hocam şu an akademisyen olmak bir kumar oynamak gibi bir şey. Çünkü sizin herhangi bir sözünüz veya Change.org'da bile imzaladığınız herhangi bir şey size politik olarak geri dönebiliyor ve kendinizi hapiste bulabiliyorsunuz, yurt dışı yasağında bulabiliyorsunuz. Bunlardan bahsetmiştim işte. Fikirlerini rahat ifade etmek isteyen bir insanın ülkemizde akademisyen olmasının zor olduğundan bahsetmiştim. O da şöyle bir karşılık vermişti. O da bu arada bu İpek Ongun'un jenerasyonundan diyebileceğim 50'li doğumlu falan sanırım. Ve şöyle bir cevap vermişti ve inanılmaz şaşırmıştım ve hayal kırıklığına uğramıştım. Bu konularla ilgilenen siyaset okusun o zaman. Biz sinemayla ilgileniyoruz ya da ne bileyim sanatla ilgili herhangi bir bölüm üstüne sen yüksek yapacaksın ve bunun siyasetle alakası yok demişti. Belki kendi açısından doğru söylüyor. Belki bu olaylara hiçbir şekilde karışmadan sadece mesleğini yaparak, sadece bilimsel katkılarda bulunarak insanlığa tabii ki yaşanabilir. Ama bana göre ülkenin gerçeklerinden kopuk
yaşanamaz yani. Her gün dışarı çıkıyoruz sonuçta. Haberleri izliyoruz. İnsanların yüzlerine bakıyoruz ve politikadan, etrafımızda ne olup bittiğinden bağımsız olarak bana göre yaşayamayız. Ya yaşamak istesek ve yaşasak bile biz o zaman direkt olarak etkilenen kişiler değilizdir. Daha üst sınıfa mensubuzdur. Yurt dışında yaşıyoruzdur. Ya da sık sık gidip geliyoruzdur. Hayatımız daha kolaydır. Bu yüzden bu olayların böyle kenarından, köşesinden kıvrılıp geçerek yaşamak bize hiçbir şekilde dokunmuyordur. Ama maalesef ben çok üst sınıftan gelen, çok zengin bir insan değilim ve ben her gün bu ülkenin gerçekleri içinde gözlerini açan bir insanım sabah. Ve o yüzden ben tamamen yaşananlara tepkisiz kalamıyorum. Ya mesela şu videoyu çekmek ve şunları söylemek bile cesaret gerektiren bir şey oldu. O yüzden hocanın söylediği kendine göre haklı olabilirdi. Bir İskandinav ülkesinde haklı olabilirdi. Ama ben inanılmaz üzülmüştüm ve beni çok sarsmıştı bu. Çünkü ya İpek Ongun gibi ya da ne bileyim ünlüler gibi, bazı ünlüler mesela gayet ayak uydurabilirler bu yeni sisteme ve düzene. Ya bunlar gibi hiçbir şekilde görmezden gelerek kendi gerçekliğimizi yaratıp o baloncuğun içinde yaşayacağız ya da maalesef tepki göstereceğiz bir şeylere. Her neyse ben şeyden bahsediyordum. Kırucuk demişti. Konu nelerelere geldi? Kusura bakmayın. Serra öbür dükkandaki tipe kırocuk dedi. Ama bu dükkandaki karşılaştığı ezberi hayır tişörtü olan, cool, üniversitede part time müzik dükkanında çalışan bir genç görünce hemen tav oluyor, dibi düşüyor ve aa işte hiç öbür dükkandaki gibi kro değildi. Benimle çok güzel ilgilendi. Bana Vivaldi kaseti verdi. Yok bilmem Mozart'ın 40. senfonisinin kasetini verdi. Bunları söylüyor yani. Sınıfçılık. Dediğim gibi hiçbir şekilde ekonomik sıkıntının olmadığı, insanların başka sıkıntılarının olmadığı toz pembe bir dünya kurulmuş. Ya tabii ki kalkıp her hafta sonu yürüyüşe çıksınlar falan demiyorum ama inanılmaz toz pembe ve gerçeklikten kopuk. Bu arada bu kitaplarda ne öpüşme ne bir cinsellik var. Üniversiteye geçiyorlar ama kesinlikle herhangi bir şekilde öpüşme falan yok dudaktan. Ve mesela teknik bilgi eksikliği çok büyük. Mesela Serra okumayı yazmayı inanılmaz seven bir kız. Böyle bir insan ne olacağını bilir herhalde ama ikinci kitapta ona ne olmak istiyorsun ileride diye soruyorlar ve bilmediğini söylüyor ve sonunda zaten turizm falan seçmiş galiba. Okumayı ve yazmayı bu kadar seven, bu kadar ilgili olan, okulun kütüphane kolunda şiir, kitap, bir şeyler yazan bir insanın ne olacağını bilmemesi bana çok tuhaf geldi. Ve ikinci kitapta bunun Melis ve Esin diye iki tane arkadaşı var. Bunlar ya Çılgın Bediş'ten falan hatırlarsınız ya da 2000'lerin başları dersek Hayat Bilgisi'nden hatırlarsınız. Öyle bir gençlik yok yani dünyada. Melis ve Esin The Marmara Otel'in lobisinde 5 çayına gidiyorlar. Üzerlerinde de tayörler var. Böyle bir gençlik hiçbir yerde yok yani. Bu babaannelerin yaşam tarzı. Bir de mesela Serra ve annesi Serra'nın doğum gününü kutlamak için birinci kitapta bir otele gidiyorlar. Ve otelde yemek yiyorlar ve orta halli oldukları halde inanılmaz pahalı bir otele gidiyorlar. Annesi hatta şöyle söylüyor. Ayın diğer günlerinde daha çok dikkat ederim harcamalarımıza. Hatta oraya giderken bindikleri ilk taksi arabesk müzik çalıyor. O yüzden onu aşağılama durumları oluyor. İkinci taksi çok daha güzel, kibar olduğu için onunla daha bir bağ kuruyorlar falan. Öyle bir sınıfçılık da var. Bayağı otelde yemek yiyorlar ve şarap içiyorlar. Türkiye'de kaç orta halli aile çocuğuyla birlikte bir otelin lobisinde akşam yemeği yiyip şarap içebiliyor. Bir de Serra alkollü ortamlara kesinlikle girmeyen, bira falan içmeyen, bira içen insanları yaratık diye nitelendiren, onları insandan saymayan. Ama bu alkole karşı olan bir durum değil. Yine sınıfçılık. Çünkü bira içen insanlara leş gözüyle bakılmasına rağmen Serra annesiyle karşılıklı oturup beyaz şarap içebiliyor. Erkeklere olan bakış açısı da çok farklı kitapta. Mesela bir erkeğin üst sınıfta olması çok önemli bir detay Serra ve arkadaşları için. İkinci kitapta birinin hoşlandığı bir kişi hakkında sorular soruyor Serra ve şöyle bir soru soruyor. Etrafında uzun bacaklı mini etekli kızlar var mı? Arabası var mı? Eğitimli. Bir erkeği tanımaya çalışırken böyle bir soru sormak da bana çok garip geliyor. Bir erkeğin etrafında mini etekli uzun bacaklı kızlar varsa o erkek daha ulaşılmaz bir erkektir. Bu da modern tutuculuk. Tamam. Serra mesela mini etek giyiyor. Ama o diğer popüler kızlar gibi değil. Çok popüler olmayacaksın ama çok kezban da olmayacaksın. Bira içmeyeceksin ama beyaz şarap içeceksin annenle. Esin'le Melis gibi tayyör giymeyeceksin ama sınıfın sümüklüsü gibi dolaşmayacaksın. Tam ortada olacak, tam ayarında olacaksın. Tam böyle eğlenecek değil, evlenecek kız olacaksın. Bir de Mualla hanımları var bunların. Çok idealist bir öğretmen ve ne hikmetse sınıfın tamamı Mualla hoca ne derse onu yapıyorlar. Sınıfın duvarları mı renklendirilecek, okula sarmaşıklar mı yapılacak, çöp kutuları yenilenecek. Herkes para topluyor, işte konser, yardımlar, kermes falan. En böyle iğrenç, en şeytani tipler bile ya bana ne ya ben katılmayacağım demiyor. Herkes bir oluyor. Laaa!
Muhteşem bir okul yaratıyorlar. Böyle bir okul yok. Böyle arkadaş çevresi, böyle bir sınıf yok. Gerçekte siz ortaya bir fikir attığınızda o fikir gerçekleşene kadar götünüz patlar ve sonunda 3 kişi falan kalır. Hep böyle olmuştur bu. Neymiş? Ders çalışırken Vivaldi dinleyecekmişiz. Dinlenirken de Kenny G'yi dinleyecekmişiz. Şimdi size Kenny G'den bir parça açmak istiyorum. Hangi genç dinlenirken bunu dinler? Toparlamak ve son sözü söylemek gerekirse İpek Ongun gerçeklik dışı bir gençlik serisine imza atmış. Ama tamamen niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Belki niyeti iyiydi ama yöntemi hatalıydı. 50'lerden 60'lardan yola çıkarak 90 ve 2000 gençlerine kitaplar bıraktı. Ve daha yüksek bir sınıftan daha düşük bir sınıfa hitap etmenin getirdiği kopukluk olarak nitelendirebiliriz. Ben tamamen berbat bir yazar sakın almayın demeyeceğim. Ama yönteminin hatalı olduğunu söylemek zorundayım. Okurken nefret ederek de okumuyorum. Keyif alıyorum. Zaten bu videoyu da keyif aldığım için çekiyorum. Ve bana günlük yazmayı aşılayan belki de o oldu. Belki de bilmiyorum. Ben zaten olmasa da yazacaktım. Ya da bir şekilde başlayacaktım. Ama belki de İpek Ongun vesile oldu. Ve kitabı okurken 90'lara da gittim. Mesela kaset doldurmaları, cep telefonu olmaması ve yer bildirmek için bulundukları kafenin telefonunu kullanmaları. Biz şu anda uzun uzun WhatsApp'tan konuşuyoruz. Onların döneminde uzun uzun ya telefondan konuşup bir sürü fatura ödeyecekler ya da uzun şeyleri konuşmak için mektuplaşacaklar. Sonuç olarak iyi anıları da var, kötü anıları da var. Sonuçta kendisi iyi bir niyetle, gençliği eğitmek niyetiyle yola çıktı. Ama yolda bazı taşlara takıldı ve bize de böyle bir miras bırakmış oldu. Bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda yine üzerine konuşmamı istediğiniz kitaplar veya dalga geçmek istediğiniz kitaplar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım ilk videom güzel olmuştur ve umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.